çıkamadan tiyatro yapacaksınız hadi bakalım gibi bir koşul yani. Zaten tiyatroya gitmeyen bir toplumuz. Tiyatro insanların kendini ifade ettiği, bir derdinin olduğu ve bunun patladığı bir yer olmasına rağmen bu kadar derdi olan insanların bunu ifade eden kişilerle hiçbir paylaşım yapmadığı da bir alan. Çok komik. Çünkü bu durumda ekonomi de çok fazla bunu etkiliyor tabii. Böyle de bir durum var. Şimdi biz bir de tiyatrodan çıkmış olduk. Yani onlar gelmiyordu, bir de biz şimdi çıktık, buraya geldik. Bu şimdi çok zor tabii buradan bir şey anlatmak, izah etmek. Çok zor. Yani bu bahsettiğim işte hadi yapalım falan böyle serin serin söylüyorum da bu da çok iddialı bir şey yani. Kalkacaksın, tiyatroyu buradan yapmayı deneyeceksin. Tiyatro sonuçta canlı bir şey. Gerçekten seyirciyle cap canlı paylaştın. Adam soluğunu duyuyor. Her şey orada oluyor. Ona özel bir şey. Yine öyle ama bu sefer araya ekran koyuyorsun yani. Aynı şey olmayabilir. Tiyatroyu ben her zaman aşkla hani tarif ettiğim için oraya geç kalmazsın, onu kırmazsın, onu üzmezsin, onu temiz tutarsın. Gönül bağı yani. Yani aşık olduğun kişiye öyle davranırsın. Çünkü yani ben hem seviyorum hem de yani görüşmeye gitmiyorum. Öyle bir şey olmuyor tabii. Şimdi peki koronadayız, evdeyiz. Evet. Korona zamanları yani evin içinde bu zamanlar bu ürettiğimiz şeyleri ve bir derdimiz olduğu için yıllar sonra bakıldığında burada bir arşiv oluşsun. Yani ne olmuş o günlerde? Gündem neymiş? O yüzden her hafta böyle senin gibi değerli insanları alacağım buraya. Tabii senin değerin çok daha ayrı bir yerde benim için. Sen korona. Değerli ve kıymetlisin benim için. Bunu belirteyim yani. Yok, eyvallah kardeşim. Onu ben biliyorum zaten. 2009'da okula girdiğimizde Kemal'in bir fotoğrafı var. Onu paylaşacağım, onun nasıl girdiğini. Girdiğimizde okula birbirimizi tanıdıktan sonra 4 yıl hiç aralıksız birlikte çalıştık. Ölümsüz bir poz vereyim istedim. Ölümsüz bir poz mu dedin? Evet. O fotoğrafın açıklamasını yapayım da. Yani evet, ölümsüz bir fotoğraf oldu ama senin kariyerini bitirebiliriz yani. Evet. Kemal'in meslek hayatını bitireceğim fotoğraf. Aslında o tabir işin şakası. Konservatuarı kazandığı gün. Yani aslında meslek hayatını bitirdiği değil, meslek hayatına başladığı fotoğraf. Vallahi 4 yıl her rolü karşılıklı oynadık Kemal'le. Dizi ve sinema, oyun. Ama bunu hiçbir zaman ideal etmemiş. Hep tiyatro yapmak isteyen. Şu tiyatroda çalışayım diye dekor taşıyarak birçok tiyatroya girdi yani. Dekor bir evin eşyası gibi değildir tiyatroda. Yani bir evin aslında tamamı gibidir. Çünkü dekorla ve fikrinle her yeri sahne yapabilirsin. Dekor taşımayan oyuncu berber açmış ama makas tutmayı bilmeyen berber gibi gelir bana. Çırağı ondan daha iyi iş yapar aslında ama dükkan sahibi odur. Çünkü bizde de usta çırak ilişkisi vardır. Ve tiyatronun o ilişkisinden gelmeyen oyuncu bunu bilmiyor genellikle. Çünkü 4 yıl okul okur sonra usta olur. Ya bu anlamda da iyi oyuncuyla usta oyuncu karıştırılır. Yani her iyi oyuncuyu usta sanırlar, her usta oyuncuyu iyi sanırlar. Şimdi memlekette herkes futboldan anladığı için ben futboldan bir örnek vereyim. Mesela Hacı çok iyi bir oyuncudur ama bir usta değildir. Çünkü usta dediğin dükkanın bütün işini bilmeli. Arkasından da çırağı yetiştirmeli, mesleği ona devretmeli. Yani kendi zamanını iyi geçirdikten sonra ölüp giden ustayı ben ne edeyim? Dükkan kapanacak o zaman. Neyse ben şimdi ekran kırıcılık yapmayayım. Bana büyük bir usta nasihat vermişti dekorla ilgili. Tiyatro bana genç yaşta okullu olmadan önce ta oyuncu olup, rejisör olup ödül alma şansını da vermişti. Zaten tiyatro dışında benim hayatın hiçbir alanında kimse bana bir şans vermedi de hatta tiyatro yaptığım için de bir şansım olmadığı söylendi. İnanmayın gençler siz öyle diyenlere. Bakın dünya tarihi boyunca her mesleğin, her yerin, her konumun ihtiyacı değişti. Bir tek tiyatroya olan ihtiyaç hiç değişmedi. Neyse. Oyunculuk, rejisörlük, işte ödül. Hepsi yalan. Altın makası alsan ne olur, almasan ne olur. Sen tıraş etmeyi bilmiyorsan. Bak Kemal'ime, hiç 5 tane ödül almış adam gibi duruyor mu? Yani ödül nerede duruyor ki? Adam hala çalışmak diyor. O yüzden... Benim için asıl ödül, ödül töreninde büyük ustadan aldığım bir nasihat oldu. Ben tabii o günlerin verdiği şımarıklıkla ya işte hocam tiyatro yapıyoruz ama ya şu dekoru da artık sırtımızdan indirsek ya çocuk yaştan beri deyince şöyle bir baktı. Ne zaman ki o dekoru sırtından indirdin Sen de o zaman in sahneden, bir daha da çıkma dedi. Amatör tiyatroda da profesyonel tiyatroda da o günden sonra bir daha da bırakmadım o dekorun ucunu. Hangi usta mı dedi. Bu arada gittin Hacı mevzusuna takıldın değil mi? Hacı da usta. Futbol okulu var, çocuğu yetiştirdi Emre Belezoğlu. Ben de biliyorum Hacı da usta. Ama mevzu başka hususta. Şimdikiler daha başka tabii. Antiparantez, ekran derdi olanları da anlarım yani. İnsanlar işlerini tabii ki en iyi platformlarda yapmak isterler. Bunun için de ben içeriğin kalitesi konusunda müsterih olmaktan bahsediyorum yani. Zaten şimdi bizim Manidar bölümümüzde Manidar'ın bir sözü vardı. Sizin için diyor sunum önemli, tadı değildi diyor. Mesela... İzleyelim tamam mı kanka? İzleriz. O Manidar'ın bu bölümde başka bir şey var ama izleriz yine de. Bu muhabbeti olsa bu kadar gelmez üstüne yani sen bana evet. Yani dikeşleri söylüyorsun yani anlamıyorum yani çok ya bu hep böyle oldu ama işte anıya buradan geçelim mesela okulda da aynı oyunda oynarken hep birlikte oynadık zaten. Ben arkamı dönmeden ne yapacağını biliyordum seni ve anlaşmıyoruz yani. Yani aynen bende de öyle yani. Sen de arkamdayken ne yapacağını yani ne geleceğini onu ben bunu üretmek harika bir his yani. Bu Kemal bütün öğrencilerime hep anlatıyorum bu enerjiyle ilgili çalışmalar yaptım diyorum ki öyle bir yere geliyorsunuz ki arkadaşlar diyorum. Bakmadan onun ne yaptığını ne söyleyeceğini biliyorsun. Bu ayrı bir şey. Tabii onu her insanla da yapamıyorsun. İşte aşk dediğimiz şey öyle bir şey. Beraber. Aşık olduğum fotoğrafı da paylaşıp Mezniyetoyununda bir fotoğraf çekilmişiz. Ben onu paylaşacağım. Ya dostum herkes kameraya bakıp biz aşık birbirimize bakıyoruz. Yani çok enteresan. Yani çok enteresan bir fotoğraf. Ya. Ben de o fotoğraf konusunda ikinci ölümsüz olmasını istediğimiz fotoğraf olsun bu. Enteresan bir fotoğraf. Açıklama yapamayız. Yani ama şöyle bir durum var. Biz abi bir şey üretmeye bir fikri önce konuşuyorduk. Önce fikre aşık oluyorduk. Sonra oturuyorduk. Buluşuyorduk o gün. Koca günü yaşayıp akşama bir eve sığışıp bir adam hakkında karakter her kimse yani o fikri muhatabı kimse bir adam hakkında konuşuyorduk yani sohbet ediyorduk. Onun hayatı nasıl olabilir diye. Bunu üretmeye çalışıp anlamlı bir hikaye çıkarmaya çalışıyorduk yani. Bunu oynamaya çalışıyorduk bir de söz kullanmadan. Bu o karakteri, o adam hakkında oturup konuşmak zaten tiyatronun bize verdiği güzel şey sorgulama, adamı konuşmak. Çünkü mesela ben okuldan önce de tarih hocamla şu tartışmayı yaşamıştım. Adam diyor ki bu atıyorum Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları şunlar ve İkinci Dünya Savaşı'nın. Diyor ki Hitler diyor bunu yapıyor. Diyorum hocam bir dakika dersi yanlış anlatıyorsun. Nasıl diyor sonuçları bunlar. Ya diyorum sonuçları bunlar da. Diyorum ki sen bana Hitler'i anlatmıyorsun ki hocam diyor. Hitler şöyle bir adam olduğu için desen ben derim ki öyle bir adam olduğu için sonuç bu. Belki başkası olsa sonuç bu olacak mıydı hocam diyorum. Olurdu diyor. Olmaz hocam diyorum. Bana diyorum doğru anlat dersi. Sorgulamayı öğret. Ve bu yüzden ben Tarih hocamla kavga ediyorum. Yani tiyatro yapıyoruz. Adam bir karakter mal oluyor mevzuya. Yani işi böyle etik sahiplenmek konusunda ben de varım yani nasıl diyeyim yine olmayanları anlıyorum diyeceğim de herkes kendi politikasını yaptığı için sanat sonunda sonuç öyle ya da böyle kişinin kendiyle alakalı paylaşımlarıdır ya yani kendine dair fikirleri hayata aynen. Dair fikirleridir yani öyle ya da böyle kendi kadar yani sanat diye ayrı bir şey koyup tapmak aslında sıkıntı olabilir yaptığına ama ortak mirasa tapacaksın çok önemli yani. O da sadece görsel sanatlardan ibaret değil yani. Bir sürü şey var bunun içinde. Şimdi gelelim şimdi biz asıl mevzuya. Korona. Korona.